Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir Merkez Bankası'na baktığım zaman Perşembe günü biliyorsunuz faiz kararı gelecek ve onun haricinde de yine merkezin özelinde bir operasyon çekildiğini görüyorum. Ve bu operasyonun sonunda yani bu işi yapanlar biliyor mu, bilmiyor mu, bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor onu bilmem. Ama neticede bu işin sonunda eğer başarılı olurlarsa hızlı bir şekilde doların 40 plus 40 üzerine doğru attığını görürüz Allah korusun diyorum. Dilimi ısırıyorum. Bu bakımdan bu videoyu her zamanki gibi yine bu sefer siyasi kanadın danışmanları umarım bizi izliyorsa onların dikkatine sunuyorum. Çok hızlı bir şekilde 40'ın üstüne atma riski var. Bir operasyon çekiliyor. Buna çok dikkat edelim diyorum vatandaşlar olarak bu ülkenin yöneticileri olarak. Bakın olay nedir? Şimdi bir, Perşembe günü merkezin bir kararı var. Biliyorsunuz orada yine bir 2,5 puanlık artış 45'te bir faiz karşımıza gelecek. Ve bu faizin sermaye akışlarını çok ama çok yakından etkileyeceğini değerlendiriyorum. İlerleyen dakikalarda bunu anlatacağım. Ama gelelim esas. Şimdi bu faiz kararı öncesinde bu sermaye akışının oluşmasından önce bir operasyon var. İşte onu birazcık açalım. Hep beraber izliyoruz değil mi medyada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddiaları. İşte babasının bir makam odası varmış, bir tane kızımız varmış orada onu ah 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 işten atmışlar. Oysa çocuğuna bakmak istiyormuş, geç saatlere kalamıyormuş vesaire vesaire. Bakın burada kim haklı kim haksız bunun hakimliğini yapmayacağım ben. Ya da bu iddialar doğru mu değil mi? Kuvvetle muhtemel doğru da olabilir. Burada arkadaşlar kimsenin avukatlığını yapmadan esas farklı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Abi bakıyorum her gün Merkez Bankası ile ilgili bir haber geliyor. Vay efendim Merkez Bankası'ndaki sağlık harcamaları arttı. Merkez Bankası Başkanı'nın kızının iki tane bir turistik tesiste devlet görevlisi yemeğini yedirmiş falan. Allah Allah diyorum yani bu haberlerin akışına yer almasına baktığımda ben burada çok net bir operasyon çekildiğini görüyorum. Peki yani şunu sorabilirsiniz bana. Peki bu Merkez Bankası Başkanı hanımefendinin babasının yaptıkları doğru şeyler mi? Bakın orası ayrı dava. Orada bir hata varsa o hatayı bir şekilde soruşturulur, gereği yapılır. Ben hiçbir şekilde devlet kurumlarının, bakanlıklar, Merkez Bankası, hazine kurumsal yapıdan çıkarak keyfi bir şekilde yönetilmesini onaylamıyorum. Buna son derece karşıyım. Lakin kurumsal yapıya getirelim derken de acaba başka hesaplar da var mı? Yani çok üst üste haberlerle birazcık kaşıdığımız zaman bunun altından farklı klikler çıktığını görüyoruz. Şimdi evvela şuna bir bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin iktisadi durumu böyle hani işi gücü bitirdik. Merkez Bankası Başkanı'nın babasına, çocuğuna, işte orada çalışan bir taşeron işçiye mi geldik? Bakın 14 trilyonluk bir para arzı var diyorum. Bu muazzam bir enflasyon yaratıyor, kuru artırıyor. Cumhuriyet tarihinde yok böyle bir şey. Dönüyorum kasaya bakıyorum hala eksi 40 eksi 50 milyar dolar ve benim bir yıl içinde ödemem gereken para 226 milyar dolar. 2024'te vereceğim bütçe açığı 2.6 trilyon, Cumhuriyet tarihinin rekoru, 1.2 trilyon faize vereceğim ve bunlar benden çıkacak, sizden çıkacak zamlarla, vergilerle. Bakın ben çok net bir şey söyleyeyim. Hafize Gaye Erkan ne yaptı ne etti inanın hiçbir fikrim yok. Ama biz burada ekonomiyi toparlayamazsak, önceliğimiz bizim ekonomiyi düzeltmek olmazsa bu ülkenin gideceği yer moratoryumdur Allah korusun dilimi ısırıyorum. Veya siz ilaç ve enerji ithal etmekten uzak düşmekten hoşlanır mısınız? Böyle bir şeyin başımıza gelmesini ister misiniz? Evet Türkiye büyük devlet, büyük siyasi bağlantıları var, emekçisi büyük, bankası büyük, şirketleri büyük ama yanlış üstüne yanlış yaparsanız siz bu yapıyı yıpratır ve yıkarsınız. Hiçbir şey dayanamaz sürekli yine gelen yanlışlara arkadaşlar, yinelenen yanlışlara. Dolayısıyla şimdi şuna bir bakalım. Neden operasyon diyorum? Hafize Gaye Hanım'ı ben hiç tanımam. Hiçbir çıkarım olmaz.
Ben aksine seçimlerden önce de AK Parti ekonomi politikalarını yerden yere vurmuş biriyim. Hala hataları olduğunda söyleyen biriyim. Ama bununla beraber ben şuna da inanıyorum. Bu gök kubbe yıkılırsa halk kalacak altında. Gök kubbenin yıkılmaması lazım. Şimdi olayları bir birbirine bağlayalım. Neden bir operasyon çekildiğini göreceğiz. Hafize Hanım'ın yaptığı yanlışlar olabilir. Onun avukatı değilim. Beni ilgilendiren nokta vatandaşın ve şirketlerin ekonomik durumu, ekonomik bekası. Arkadaşlar ben ne iktidardan, ne muhalefetten, ne bir medya grubundan da para almıyorum bu arada. Beni sizler vergilerinizle devlet üniversitelerinde bedavaya okuttunuz. Bedava okudum. Cebimden 5 kuruş çıkmadı. O yüzden kimseye bağlı olmadığım ve bir bağlı olduğum ve borçlu olduğum kesim siz olduğunuz için böyle kitabın ortasından konuşabiliyorum. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Bakın, Erkan ve Şimşek ikilisi ne yaptı? Ben şunu iddia etmiyorum. Enflasyonu düşürecek, gelir dağılımını düzeltecek, böyle bir şey yok. Ama en azından bu kötü gidişatı, o epistemolojik kopuştan Türkiye'yi birazcık daha rasyonel düzleme getirmeye çalışıyorlar, değil mi? Ne oldu? Faiz arttırdılar. Siyaset destek vermedi, işte hep anlattım. Hukukta sorunlar var, siyasi gerginlikler var. Yabancı sermaye buna bakıp gelmekten imtina ediyor. Ve faizi artırarak kuru tutmaya, dolayısıyla enflasyonu tutmaya çalışıyorlar. Peki bu iş kimi rahatsız eder haliyle? Bakın, düşük faize alışmış bir kesim var, zombi firmalar. 2016'dan beri devletin destekleriyle dönen firmalar var. Ya çık kardeşim, rekabet et, verimliliğini arttır ya. Yeter, in sırtımdan artık benim. Buradan söylüyorum. İkinci kesim, devletten düşük maliyetli parayı alıp tatlı tatlı kredi dağıtan bir kesim var. Bakın bunlar şu an rahatsız olmuş durumda. Ha, elbette ki yüksek faiz herkesi rahatsız eder. Buna da bir şey demiyorum. Ama Allah rızası için 20 yıl boyunca AK Parti iktidarları yüksek teknoloji üretip ihracatı arttırma konusunda adım atamayınca, karşınıza kur kopup yukarı gidince, bir de nas politikasıyla işler çılgınlaşınca, haliyle kısa dönemde bu kuru tutmak için teknoloji üretemiyorsan, ihracatı arttıramıyorsan faizi arttırmak zorundasın diyoruz. Ve mevcut politika demek ki reel ve finansal kesimde bazılarını rahatsız etmiş. Peki Erkan ve Şimşek'in karşısında bir operasyon çekiliyorsa, bakın hataları vardır, onu ayrı tutuyorum. Bir operasyon da var, çok bariz, çünkü seri şekilde haber üretiliyor. Bakın, seri şekilde haber üretiliyor. Biri birini yemeye çalışıyor. İki klik var. Bir, Türkiye ekonomisi iyice dağılsın, sürütsün, moratoryuma gitsin, dönsün, gelsin, bize muhtaç olsun diyen AK Parti'nin dışında bir kesim. İkincisi, bu yönetim gitsin, yerine biz gelsin diyen bir klik var. Büyük ihtimalle. Şimdi tabii ki benim elimde delil yok. Ama olayları, üretilen seri haberleri, yapılan yorumları, kim neye yorum yaptı, çok dikkat ediyorum onu da. Aa diyorum, senin zaten o tarafla, senin o tarafla bağlantın olabilir. Bakın, Erkan'ın hataları olabilir kişisel olarak. Ancak şunu söylüyorum. Geçen hafta New York'ta yatırımcılarla görüşmüş bir Merkez Bankası başkanı var. Ve yatırımcılar da şu an yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor. Niye, onu söyleyeyim. Perşembe ile bağını kurayım olayın. Perşembe günü faiz 45 olduğu zaman merkez şu mesajı verecek: biz zirveye geldik. Bu yabancıya selektör demek arkadaşlar. Hafize Hanım da kuvvetle muhtemel bunu anlattı. Yabancı faizin daha artmayacağını, zirve noktası olduğunu görünce bundan faydalanmak için peyderpey ufak da olsa yavaş yavaş giriş yapacaktır arkadaşlar. Ben milyarlarca dolar para girecek diye iddia etmiyorum. Ha, beni de yanlış da anlamayın. İşte Şimşek Erkan ikilisinin ayrağında değilim. Bakın hep söyledim, başında da dedim. Enflasyonu kısa vadede düşürecek, gelir dağılımını düzeltecek, esnafa, emekliye, memura rahat bir kapı açacak işler yapamazlar şu an. Şu an onların görevi biraz para bulup ülkenin büyük bir cari açık problemi yaşamasını önlemek. Allah korusun, moratoryuma kadar açılan bir kapıdır bu. Bunun önünde bir set olmaya çalışıyorlar. Lakin şimdi siz tam böyle hassas bir dönem varken, Cumhuriyet tarihinin en büyük kasa açığı, en büyük borçları varken, siz diyorsunuz ki her gün haber üreterek bu hanımefendiyi görevden alın. Arkadaşlar, görevden aldığınız sıradan bir memur değil. O zaman size sormazlar mı? Ya geçen hafta yatırımcıları ikna etmek için New York'a gönderiyorsun.
yatırımcılarla görüşüyor ve şimdi görevden alın diyorsun. O yatırımcı ne düşünür Türkiye ile ilgili? Ya bakın, bu eleştirileri yapanların ve görevden alınsın diyenlerin ben en küçük kurumsal kimlikle ilgili fikirlerinin olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa da demek ki siz art niyetli bir şekilde bu konuya yaklaşıyorsunuz demektir. Bakın, Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı, Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, Şahap Kavcıoğlu, Gaye Erkan. Ya Merkez Bankası demeye bin şahit ister, habire başkan öğütmüş. Siz orada başkan öğüttükçe politikalarınıza güven kalmamış ve yabancı sermaye kaçmış. Yabancı sermaye kaçtıkça dolar çıkmış, dolar kıtlığı oluşmuş, kur yukarı gitmiş. Bir de NAS politikası demişsin, kuru patlatmışsın, kur korumalı mevduat getirmişsin, tutmaya çalışmışsın, trilyonlarca masraf olmuş. O masrafı vatandaş ödemiş ve şimdi diyorsun ki bana yeniden başkanı alalım, yeniden güven problemi yaratalım, eski politikalar devam ediyor imajı verelim ve bir daha kuru patlatalım. Bu işin sonu 40'ın üstüne hızlı bir şekilde doları çekmektir. Aklım ve sağduyunun burada hakim olması gerekir. Kimseyi savunmuyorum. Savunduğum nokta, ekonominin hassas olduğu bir dönemde yabancı yatırımcılarla konuşan birini bir hafta, 10 gün, 20 gün sonra görevden alamazsınız arkadaşlar. Böyle kurumsal kimlik olmaz. Bakkal dükkanı bile böyle yönetilmez. Çat diye oradaki usta, çırak, kalfa görevden alınmaz. Ve bakın, görevden alınabilir insanlar ama görevden almanın da bir raconu vardır. Nedir o racon? 2 ay, 3 ay beklersin. Şirkette ya da o devlette hassas durum geçer. Taşlar yerine biraz oturur. Dersin ki bak, biz seni ikaz ettik. Basında bu kadar iş çıktı. Sen bunları hala düzeltmedin. Gel bakalım buraya dersin. Ama öyle labadanak tak diye alınmaz. Bunda ısrar edenler dediğim gibi iki kliktir. Ve bunlar bilmeden ya da bilerek bu işi başarırlarsa doları 40'ın üstüne atarlar arkadaşlar. O yüzden biz istikrara, biz rasyonel politikalara dayanmak zorundayız. 2028'e kadar bir muhalefetin hani tekrardan seçilme imkanı yoksa elimizdeki kumaşı döşeyeceğiz. Peki epistemolojik kopuş mu yaşayalım tekrardan? Yine her şey zıvanadan çıksın. Yoksa şimşekle rasyonel yönde mi gidelim? Ben şimşeğin tekrar söylüyorum. Adil gelir dağılımı, işte kuru düşürme, enflasyonu 5'e indirme gibi bir durumunun olmayacağını zaten biliyorum. Ama beni enerji ve ilaç alamayacak duruma götürecek bir vaziyeti engellesin. En azından kısa vadede bu benim için kar olacak diyorum. En azından enflasyon 150 olmasın, 200 olmasın. Buralarda tutması bile onun için bir başarı. Ona da zaten destek verilmiyor. Bakın, siyaseten de işte hukuktaki sıkıntılar var. Hala iç siyasi kargaşa var. Ve hala bence eminim onun kuyusunu kazmaya çalışanlar. Amaç burada şimşek zaten arkadaşlar. Böyle bir vaziyet var. Burada şunu unutmayalım. Hangi partiden olursak olalım, arkadaşlar, bu gök kubbe yıkılırsa altında biz kalırız. Bizim için önemli olan istikrardır, yabancı sermayenin girişidir, rasyonel düzlemde yürümedir. Bundan vazgeçmememiz lazım. Takım tutar gibi parti tutmamamız lazım. Ve bir de çok böyle bir şey köpürtüldüğünde, çok böyle üstünde zıplandığında birazcık uyanıp ya ne oluyor ya, hayırdır inşallah diye sormak lazım arkadaşlar. Perşembe günü dediğim gibi 45 faiz zirvesi, buradan bir yabancının ufak ufak girmesi inşallah söz konusu olacak. Ekonomi yönetiminde istikrarlı bir şekilde devam etmemiz lazım. Sağduyunun ve aklın önde olması lazım. Tabii ki buradan da Şimşek yönetimine şunu diyoruz. Tarım ve sanayide reformları, çiftçi kesimini desteklemeyi ihmal ediyorsunuz, etmeyin. Tasarrufu sadece vatandaştan beklemeyin. Zamlar ve vergilerle bütçe açığı kapatılmaz. Birazcık da kamuya lütfen uzanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşun. Kamunun o şatafatı birazcık azalsın ki bütçe açığının kapatılmasına onlar da yardımcı olsun. Taşın altına onlar da elini koysunlar diyoruz. Arkadaşlar, bu devlet, bu millet hepimizin. Yani bunlar klasik jargonlar değil. Burada bir sıkıntı çıkarsa, o dolar 40'ın üstüne çıkarsa hapı önce hep beraber biz yutarız. İlaç, enerji maliyetleri, belki buldun bulamadın. O yüzden çok ama çok akıllı olmamız gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.